Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam o. Arkadaşım, arkadaşım, müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Benim sesim duyulmuyor değil mi? 6,5 milyon lira harca ses duyulmaz. Açtınız mı? Kim kovuldu? Sonra ormana atın da evden arayayım cepten. Hoş geldiniz. Siz iki kişilik aldınız ve gelmedi mi o? Dışarıda mı boşandınız? Sizin mi o? O zaman sizin yanınızda kim gelmedi? Gelmedi. Kaç önce birkaç? Vallahi kaç. Niye ben arayacağım? Senin ne alakası var? Sonra mı? Tamam. Hoş geldiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada toplanma sebebimiz yeni çıkan erotik filmimin galası. Tamam ulan soyun. Göster. Allah Allah. Neyse tamam ben ne yapacağımı unutturdun bana. Hazır. Şu an hazır hissediyorum. Tamam o zaman arkayı açalım. Nerede? Arkadaşım evet. Arkayı açalım diyorum çocukla konuşuyoruz. Arkayı açalım. Hayır hayır. Ha, çok özür diliyorum. Açalım arkayı. Hazır hissediyoruz. İşte bu. Ha, demin bahsettiğim herif. Hayır, hayır. İşte bu, enerjiksin. Nasılsın? Vur. Hadi bakalım. İşte bu. Vur topuktan, al kafadan. Vur. Hayır, topuktan. Ya topuğunu yere vurup... Neyse, vazgeçtim. Evet, yapma saçma ya. Oldu. Evet, çok hazır. Saçma bir şey. Evet. Şimdi sen necisin? Ben goygoycu muyum? Biraz hayır. Şey konuştum çünkü. Talk showcusun. Talk showcuyum, talk show satıyorum. Arkadaşım, talk show yap da nasıl yaparsan yap. Teşekkür burada ediyorum. Burada artistlik yapıyorsun ama kaç haftadır... Bütün çıplaklığıyla bir talk show izleyeceğiz. Burada artistlik yapıyorsun ama kaç haftadır talk show yapamadığını herkes biliyor. Sen mesela gelen konuğa ilk ne soracaksın? Niye? Hayırdır? Hayır olmaz. Geç onu. Hayır değil, hayırdır. Hayırdır olmaz. Onu geç. Neden geldin? Onu da geç. Sebep? Geç. Ne yapıyorsun burada? Ya bir şey bul. Çık seni. Hayır abi. Bak gelirim ha. Çık dışarı soru değil. Değil. Çık dışarı mı? Yani onun aklındakini de okuyup onun yerine soruyorum. Çık dışarı mı? Evet. Hiç bak konuşmasına gerek kalmadı. Arkadaşım diyelim ki ben oradaki adamım. Ah. O günler nerede? Nerede? Evet arkadaşım lütfen sen şimdi sakin ol. Evet. Bir konuk çağıracağım sana. Haydi bakalım.
Bak önce bir konuk çağıracağım sana. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi git şey müziği çağırmadık. Müziksel yeni. Neydi çocuğun adını çağırmadık. Selahattin. Hayır hayır ya bizim piyanisti çağırmadık. Huzurlarınızda minik. Güzelliğe bak. Evet, hoş geldin. Bu eli tuttuğun zaman bu taraftan, bu eli tuttuğun zaman bu taraftan. Çaprazdır. Fransızlardan gelmiş. Böyle yaptığın zaman işte onun çok sıkıntılı o. Çapraz gittiği için. Ne çapraz gittiği için? Evet, oraya girmeyelim tutunca... artık. Tamam, şu an internette yayıldı bile o. Tamam. Evet. Ha, bu gerizekalıya söyle, piyanoya dönük oturup çalacak. Piyano. O da mesaj veriyor. Ben götümle çalarım hocam. Yani benim için olay değil. Sen onun esprilerine gül. Çal derim. Evet. Hiç anlamadık o şakayı ama içimizde benimsedik. Evet arkadaşım. Şimdi konu müzik arkadaşlar. Evet. Bütün müzik arkadaşlar bütünle. Müzik arkadaşlar. Evet. Evet. Onlar anladılar. Arkadaşlar anladınız mı? Sen de buraya ineceksin bir gün. Hep yukarıda kalmıyor arkanı insan. Arkanı seyirciye dönme. Kelin parlıyor. Evet. Nerede bak. Şimdi ver müziği, çağır konuğunu arkadan al getir. Çağırayım mı, alayım mı, getireyim mi? Ya çok önemli bir konuk getiriyorum de arkadan al getir. Ver konuk gelir müziği. Oh. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun. Orada rahat biraz edemezsin. Biraz alçak bu nefes. Lütfen böyle buyurun. Ay teşekkür ederim. Sizin yerinize geçmiş olmayın. Estağfurullah efendim. Müzik şimdi bitti. Hemen CD'yi çıkardım. Hoş geldiniz. Hoş hakikaten. Sen koltuğa oturma. Koltuğun başına otur. Efendim? Koltuğa oturursan aşağıda kalırsın. Öyle mi? Özür diliyorum. Ne yapıyorsun? Ha süper. Evet. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Sayın hocam, siz de sohbete... Arkadaşım. Evet. Her zaman yaptığını yap. Çok hayransın ve çok tanıyorsun. O zaman her zaman yaptığımı yapıyorum. Hayır. Ve... Hayır, söyle. Çok hayranım. Şöyle seviyorum, böyle seviyorum falan. Evet. Gerçekten sizi gördüğümüzde son derece mutlu olduk. Ben de çok heyecanlandım. Aman inanın. Efendim, şeref yap olduk. Yerinde durama gördüğün yerinde için. Yerinde durama burada. Hayır. Ha. Ben. Sen yerinde evet. Oturup kalkıp konuşuyorsun evet. Yani biraz ayaklarımı üşütmüşüm. Niye oturup kaldım? Ben yanlış bir itibar uyandıracağım şimdi hanımefendi. Ay arkadaşım Nilgün Belgün'ün onu ne kadar heyecanlandığını görsün diye sen çok heyecanlanmışsın. Otur kalk. Evet. Ya öyle söylemesi kolay da öyle bir şey bir anda başa o kadar dönüyor. Hızlı yapma, aralıklı yap. Aralıklı evet. Bir de gülümseme yüzünde. Her oturduğunda gülümseme. Hakikaten buraya gelmiş olmanız bizi son derece mutlu etti. Yani... Ay ben yerinizi aldım diye siz rahatsız mı oldunuz? Efendim ne demek? Benim yerimi alacaksanız siz alın lütfen. Yani lütfen. Bu çünkü birkaç defa oturdu. İki hafta tamirattaydı. Hayranlığını sana. Anlat. Hayranım mı yani? Hayır, hayır. Nilgün Hanım'a. Evet, sizin hayranınızım. Sizi ne zaman görsem diyorum ki bir daha göreyim. Diye. O derece. O derece. Yani bunu derecelendirmek de yanlış. Arada bir görüşelim. Lütfen benim bir şeref duyarım yani. Yoğun herhalde çalışmalar. Evet. Nerede görüşelim? İşte çalışmaların arasına denk getirmek lazım. Evet. Sizden haber beklerim ben. Ama estağfurullah ben hep boşum. Ben buradan çıkıp... Hayır ben erkek aramasını tercih ederim yani. Efendim ne demek? Şimdi benim telefon borçtan kapandı. Fakat bu... 385'li bir numaradan ararsa o kanaldan arıyor. Ben ararım yani o çay ocağından arıyorum. Ne zaman isterseniz ben hazırım. İşte çay ocağındaki adam çıktığı zaman arıyor biliyorum. Yani o da zamanı da çok belli olmuyor onun yani. Arkadaşım net söyle kadına. Adam çıkınca arayacağım. Hayır. Öyle net değil. Hani tam zamanlamasını net söyle bir de oturup kalkmaları unutma. Evet yani sizin... Bence uyumluyuz aslında. Yani neden? Yeni tanışmamıza rağmen. Neden? Beraber oturup kalkıyoruz. Bir heyecan şey. Sen oturup kalkmaya devam et. O senin heyecanını görsün. Nilgün Hanım çocuğun heyecanını görüp yatıştırın lütfen. Siz biraz heyecanlı mısınız? Bakayım. Aa, eller buz. Bu diyalog nereye gidecek çok merak ediyorum gerçekten.
Bu kadar tedirgin olmamıştım uzun zamandır. Hayır, ben teklifiniz benim için gerçekten çok motive edici ve gururlandırıcı bir şey. Yani sizden en azından. Evet. Evet. Nasıl, çalışmalar ne oldu? Nasıl gidiyor? Ben tiyatro oyuncusuyum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bilmez miyim? Biliyorsunuz. Tabii ki de. Yani... Biliyorsunuz oyuncunun er meydanı tiyatrodur. Kadın olsa da mı? Kadın olsa da erkek olsa da. Evet. Siz... Erkek ben. Siz burada böyle bir şey mi yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorsunuz bu sene siz? Bu seneye kadar havuzdaydım. Bu sene sigortalı olacağım inşallah yani. Kanaldan birisi aradı. Evet. 385 numaradan aradı. Yalnız o çay ocağından aradı ya, ciddi değil demek ki. Arkadaşım. Şimdi ben onu ciddiye almıştım da demek ki o da... Arkadaşım ne olur bak şunu bak, talk show yapacağım dedin, yapamıyorsun. Ama ben olabildiğince soruyorum. Şimdi önce... Kadın sana salak olduğunu anladı. Ben tiyatro oyuncusuyum çok diyor. Ya Nilgün Belgün sana diyor ki ben tiyatro oyuncusuyum. Şimdi önce misafiri rahat ettirmem yani. Huzurlu. Burada olduğunda huzurlu olacak. Yani iyi ki gelmişim. Bir sıkıntı yok. Kendini güvende hissedecek. Ben ondan sonra soru soracağım. Şimdi daha yeni tanıyoruz birbirimizi. Tamam ulan, bir dakika konuşmuyorum. Hadi bakalım. Aksi takdirde minik üstüne çıkar seni, söyleyeyim. Allah'ın gerizekalısı. Sen de bir şey çal orada. Sana diyor. Sana diyorum. Koy o bardağı yerine. Manyak sarmış her yeri ya. Ay ben müzik çok severim. Müzik ve müzisyen bayılırım. Yani bunu tam... Merhaba. Ay bayılıyorum, siz ne kadar güzel çalıyorsunuz. Ben arkada da bekleyeyim. Hayır. Olayı kendine çevir. Öyle bir hareket yap ki sana dönsün bütün şeyler. Şimdi Nilgün Hanım, efendim, şunu merak ediyorum. Evet. Siz mesleğinize başladığınız gün... Evet. Siz mesleğe başlarken hiç hayatımda bir soruyu bu kadar uzatmamıştım gerçekten. Şu an kendimden de sıkıldım yani ama... Yani ben başlarken... Sizin destekçiniz var mıydı? Destekçim annemdi. Çünkü babam karşı çıkıyordu. Çünkü oyunculuk çok cazip gelmedi. Ben tek kızıydım annemin babamın. Siz kaç kardeşsiniz? Erkek olarak mı? Kız erkek. İki. İki. Ben tek çocuk olduğum için annem babam hep, babam özellikle hep çal çene bir şeyim, konuşma tarzım olduğu için avukat ve doktor olarak yetiştirmek istiyordu. Ama ben oyuncu olmak istiyordum. Annem destekti bana. Hatta benim babaannem Rum bir hanımdı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz, evet. Ben kafiyeli olsun diye söyledim. Evet. Yani. Adı Sofia'ydı ama sonra Müslüman oldu. Selma oldu. Fakat konuşması, dinini değiştirdi kadın ama dilini hiç değiştiremedi. Geleceğim, oturacağım, kalkacağım hep böyle. Hatta bana dedi ki sen ne olmak istiyorsun kızım? Ben dedim ki işte babancığım ben komedyen olmak istiyorum. Herkesi güldürmek istiyorum. Haydi bırak hele dedi. Zengin alacaksın, bir koca takacaksın koluna, gideceksin, onlar seni güldürecek. Sen niçin güldürüyorsun dedi. Yani, evet. Evet, kadın böyle düşünüyordu. Güzel oldu yani. Ama ben güldürmeyi seviyorum, mutlu etmeyi seviyorum. Kızlarımız da iş hayatına atılsın dediğimiz bir dönemde böyle bir örnek vermemiz. Evet, kanalın da kapandığı bugün de aramızda olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür etmek arkadaşım, istiyorum. Arkadaşım, bak sen... konudan konu çıkarmayı bilmiyorsun arkadaşım. Kadın diyor ki babam istemedi diyor. Evet. Annem istedi diyor. İşte %50 %50. Babasını sor. Ha bu arada annem benim Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu. Öyle mi? Evet. Sanıyorum benim bu nikahları olan zaafım annemden kaynaklanıyor. Hayır şimdi ben çok eskiye gittim. Çok eskiye gittim. Bizimle aynı yaşta olanlar bilir, bir laf vardır. Yok ananın nikahı diye demek ki o. Ben de diyorum niye oradan geliyor? Vallahi öyle bir laf var. Yok mu öyle bir laf var? Evet, nikah kıyardı annem. Evet, ben ilk defa duydum. Annem tek evlilik yaptı, ben 4. Evet. Ama her nesil bir öncekinden 4 kendini geliştirmeli. 4 nikah, 3 cenazem var. Çok memnun oldum tanıştığım. Arkadaşım en son ne dedi ben anlamadım. 4 cenazem var dedi. Yani... Hayır, hayır. 4 nikah, 3 cenazem var dedi. Seneye inşallah, tam eşit diyeceğiz. Tam hayır, olarak ne konuşuyorsunuz? Bilmiyorum da bir konuk çağırıyorsun beni kırbaçlıyor. Öbürü diyor ki 3 tane var, 4'ü sensin falan. Yani sensin. Ben... Hayır anlamadım şey, 4 koca ilk 3'ünü öldürmüş mü? Hayır. 4 nikah yani biriyle 2 kere evlendim. 4 nikah 3 cenaze yani nasıl 3 koca. Nasıl biriyle 2 kere evlenebiliyor arkadaşım? İkincisi ucuza geliyor o yüzden. İkinciyi alana... Hayır. Bir kişiyle 2 kere mi evlendiniz? Evet. Acaba iyiydi de ben mi yanlış anladım? Boşandım dedim, bir kere daha aldım, doğru anlamışım, tekrar ayrıldı.
Bence çok mantıklı bir tarz. Çünkü bazen emin olmak için yapanlar da var. Evleniyor, gerçek mi bu diye bir daha öyle. Hani yani sağlamasını yapıp. Arkadaşım, tam anlar... Ya aynı adamla iki kere evlenmiş değil mi? Evet. Ya neyde zorlandın balım bu kadar? Hayır, aynı kişiyle iki kere evlenme mevzunu çözmeye çalışıyorum. Sen o zaman hepimiz yırttık. Ne yaptınız? Hepimiz yırttık çözersek meseleyi. Bilmiyorum, ne yırttınız bilmiyorum da biz yani aynı kişiyle iki kere evlenebiliyorsun ya. Evet. E tamam işte, kimseyi kırmadan iki kere evlenmiş oluyorsun. Ben bunu anlamadım, siz anladınız. Şimdi kendisi Çorlu sizin devleti yapıyorsun. Sizin böyle bir ilişkiniz. O yüzden halka açılamadılar. Sizin nasıl bir ilişkiniz var? Bizim Allah'a şükür yok bir ilişkimiz. Yani ne evlilik ne ayrılık babında yok bir şeyimiz. Arkadaşım, canım. Babasını sor. Lütfen. Annesini anladık. Nikah memuru olduğu için çok evlilik yapmış. Babasından dolayı şey sor. Evet. Ben psikolojisine in. Nilgün Belgün'ün derinlemesine. Evet. Neden baba? Böyle ortaya atıyorlar ya soruyu hani. Gerizekalısın çünkü sen. Ama şimdi ben bilmiyorum. Babasıyla ilgili ne soracağım ki ben? Anne karakterini aldık. Anne destekçi. Evet. Mesleki açıdan destekçi. Zira... Evlilik açısından da destekçi. Evet. Nikah ve memuru üç cinayeti için. Var. Üç müydü cinayet? Üç cenaze. Üç cenaze var. Evet. Ciddi mi olacağız? Vallahi kimseyi öldürmedim. Süründürürüm ama öldürmem. Vefat eden eşler mi? Yok, hiç vefat et. Hepsi yaşıyorlar. Ha, hepsi yani yaşıyor. Ben şey misal olarak ha, yani. Ha misal, farz-ı muhal. Farz-ı muhal. Farz-ı muhal. Olsun diye. Ben Farsça olunca anlıyorum ama misal değil, o Latinceden geliyor, onu hiç şey yapamadım. Hani şey var ya, böyle bir film adı vardı, Dört Nikah, Üç Cenaze, ona benziyorum. Ha, evet. İşte bilmiyorum işte. Bende de var öyle, şurada bir yerde. Arkadaşım. Arap atlı karınca diye. Arkadaşım. Otur şuraya. Ağzını yüzünü şişirme. Şu an çok gerildim gerçekten, çünkü DVD'nin yerini hatırlamıyorum. Arkadaşım. Ve tek kopya, inanır mısın? Ay bu DVD'lerden bana da verin, çok merak ettim. DVD'ler. Çok mu? Eğlenceli mi? Yuvarlak. Pırıl pırıl. İçi dışı bir dediğimiz. Eğitici, öğretici. Evet, efendim şimdi her şey internet üzerinden. Tabii, eskisi tabii. Gibi mekanik şeyler bitti. Yani oğlum koş şuradan al benim kimliğimi de video değil mi? Video kasetçiden film kirala dönemi vardı mesela. Hı. Şimdi bilhassa kendiniz mi çekiyorsunuz? Yani gönül ister. Gönül ister tabii ama Türk sineması henüz buna hazır değil. Kestik. İnşallah. Birlikte bir projede rol almayı düşünür müsünüz? Estağfurullah. Nilgün Hanım. Efendim. Siz de hani talk show'a zorlarsanız arkadaşımı. Daha çok. Hayır, teklif ederse tabii ki DVD'de ben de birlikte oynarsak. Aa, Nilgün. Yani büyük bir zevkle. Estağfurullah. Kendi kazdığım kuyuya boyun üstü atlamak istedim şu ben an. Ben sana demedim mi babasını sor diye? Ama işte sordum, o da babasını anlattı bana. Yani daha üstüne... Arkadaşım dedi ya, babam istemedi dedi. İstemedi. Ha, oradan gir. Konuşayım mı, arayayım mı? Hayır. Nilgün Hanım'ı oradan sorularla şey yap, sor. De ki, babanız istemedi mi? Neden istemedi? Sert bir karakter miydi? Çok evet. Üzgün ol. Çok üzgün ol bunu sorarken. Evet çok. Ben mi üzgün olayım? Evet, çünkü babası oyuncu olmasını istememiş. Bak üzgün şeyleri oyuncu üzgün olmamı istemedi. Çok sert bir adamdı. Ediyor ya. Evet bilmiyorum. Ama ben dinlemedim. Şimdi o da enteresan. Şimdi tek kız olduğu için. Tek kızım, dinlemedim. Ben karar verdim. Çok sevdiğim. İnsan çok neyi mutlu ediyorsa onu olmalı diye düşünüyorum. Evet. Onu ne mutlu ediyorsa. Ben oyunculuk beni mutlu ediyor. Babası ne yapmış sor. Yani ben mutlu, babam mutsuz oldu. Ama önemli olan benim mutluluğum değil mi burada? Şimdi ben baba olduğum için. canım sıkıldı hafiften yani. Ama arkadaşım merak ediyorum, babası dövmüş mü? Ne yapmış mesela sor. Hayır canım. Babam çok komik. Annem Rum diyor. Babam beyefendi bir adam. Annem diye babaannem. Babaannem Rum diyor. Evet. Hemen hemen aynı. Evet. Ama dedem tabii ki Müslüman. Yoksa adım Despina olurdu. Nilgün diye burada olduğuma göre babaanne Rum ama dede Müslüman. İşte o da DVD'de çok iş yapar ama. Arkadaşım. Bir dakika, ne diyordun? Arkadaşım sen neden şu kafayı doğrultamıyorsun? Far away Despina. O zaman tiyatrocuyu taverna şarkıcısı olurdum. Buraya öyle gelirdim. Evet. İşte Tatavrit.
İşte Sohradi Hariklaki, işte Zvali Torganaki, Keylen Duses Menalani, Katastrofa Salimani, Filakya, Nazakya, Adi Hariklaki mu, Kozma Yelases, Adi Yasu, Mutineska Ses. Öyle gelirdi yani. Süper. Şu an gerçekten çok heyecanlandım çünkü en zor, o işin en zor kısmı aslında çözülmüş durumda. Yani bu tarz DVD'lerde müzik büyük problem. Hem de müzikten anlıyor olmanız. Bende dolu var bunlardan. Arkadaşım. Yani ben oradaki duruma göre müzik söyleyebilirim yani. DVD'de Nilgün ne yaptım? Hanım. Neyse ki bunu da DVD yapıp sadece evde seyredebileceğiz. O yüzden bir sıkıntı yok. Nilgün Hanım, bunları yayınlayamam. Hayır, ben bilmiyorum. Film çekiyorsunuz diye. Yani ben de oynarım bir oyuncu tamam, olarak iyi niyetli, diyorum. Nilgün Hanım. Şarkı da söylerim diyorum. Yani filmin hani dramatik yeri vardır, eğlenceli. Nilgün Hanım, bence... Gerçekten... Var, finali. Finali hepinizin yüreğini sızlatıyorum. Nilgün Hanım. Efendim? Bu sapık olduğu için, bütün tövbe. Seyirci de bildiği için... Efendim? Siz ne derseniz onlar yanlış anlıyor. Ha bir dakika, sapık mı ben? Gideyim o zaman. Estağfurullah. Ben gayet efendim. O manada değil. Değil yani. Benim şimdi... gözüm, bana göre sapık. Yani. Benim hümanist fakat birazcık çizgi ötesi modernliğimi... taşkınlık olarak addediyor kendisi. Aferin lan gerizekalı. Belagat... Bir daha söyle. Bir daha söyle aynısını. Ben 6 kere daha söyleyeyim de sen kaç defa anlayacaksın? Ben konuya vakıfım. Yıllardır uğraşıyorum onunla. Bir su, bir çay, bir şey ikram edeyim. Hayır yok, mi? Ben iyice anlayayım siz yani şeker efendiden bir adamsınız. Efendim tabii ki de yani tamamen bir... Ay sapık deyince hak verirsiniz yok, ki. Yok yok kendisiyle... Ben de bu yaşımda birdenbire bir sapıkla yani yok, ilk defa. Çok heyecan verici bir durum tabii. Evet, kendi mozaimizi yapabiliyoruz. Kadına efendim şimdi gitti. Biz kendisiyle müşteki olduk da ondan. Müşteki anladınız mı? Hayır. Duştaki gibi bir şey yani bu. Bir şey arkadaşım var. Babasını sor çabuk. Hayır ne demek ya, duşa mı, ben duşa girmek üzere geldim. Nilgün Hanım. Bir dakika beyefendi, kimsiniz, nerede bu beyefendi? Yok yok. İkiniz beraber ne içtiniz içeride? Ant içtik, yapmayacağız. Yayınlatmayacağız diye. Yani bunu söyleyemeyiz. Nilgün Hanım ne olur siz lütfen, durun. O size babanızı soracak, siz babanızı anlatacaksınız. Sor babasını ne demiş. Ay sor bu babamı anlatayım Allah aşkına. Vallahi şu babayı bir anlatayım ben. Hayır şimdi yani bu bunu burada bir sürü genç kızımız var. Evet. Genç kız babası var. Bunlara da hem vesile olmak hem de örnek olmak açısından ben bu konuya ciddiyetle bakıyorum. Yani şimdi, muhterem peder evet. Nasıl yaklaştı? Diyelim ki size karşı çıktı, istemedi. Ondan sonra bilahare ne oldu? Muhterem peder dedi ki bizim ailede oyuncu yok. Adam bilmiyor yani ne işin var dedi. Babanın anlatırken dedi, hareketler yap. Dedi ki oyuncu olamazsın dedi. Ama ben dinleyeceğim beni. Ama ben konservatuara girip tiyatroyu kazanınca oyuncu olmaya karar verdim ve babama dedim ki... Çok üzülüyorum yani orada... Şimdi orada babayla bir çatışma olduğu için ben onu kısa nasıl... Dedim sen ki, çok güzel anlatıyorsun, devam edin. Bak dedim ki hayatım, ben tiyatrocu olacağım dedim. Bitir. Kararlı kadınım. Kararlı bir genç kızım işte o zaman. Bir karar verin, kararlı kadın, karar gel. Kaç defa paylaştınız? Yani o yaşta bir küçük olduğu için ben şu ondan, yaşıma ondan göre geldim. Evet, evet. Dedim ki ben oyuncu olacağım. Çünkü beni mutlu edecek yerin en iyi sahne olduğuna inanıyorum dedim. Babam valizini alıp gitti. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada ne ders alacak bilmiyorum. Adam evi terk etmiş yani. Evet. Ben böyle kadar... devam etti. Sürdü mü böyle? Annem üzgünün? Dedi ki evladım üzülme dedi. Yani üzülme bir adam evi terk edince. Üzülme dedi. Yani bir tiyatrocu olacaksın, bir oyuncu olmak istiyorsun. Bunun için ev terk edilir mi dedi. Okulunu da kazanmışsın dedi. Sizin hiç dedi. Ki? Kuyruk dimdik çocuğum. Oturacağız ve bekleyeceğiz. Gelecek dedi. Dönecek dedi. Döndü. Baba. Döndü. Ay baba eve döndü. Sen nereye döndün? Onu anladım işte. Eve döndü baba. Yani kızmıştı gitti. Yoksa erkek adam nereye dönecek? Hayır ben o tarz bir şey... Yanlış anlama döndü deyince. Hayır baba eve döndü. Küskünlük vardı ama ona rağmen 3-4 gün sonra döndü. Döndü. Baba 4 gün nereye gitti? Oradan dal. Evet. Odessa'ya. Nereye gidecek? Arkadaşım. Annesine.
Size öyle demiş olmasın. Sor arkadaşım. Diğer kızının annesine. Adam... Hayır, kızı yok adamın. Yok, bir tek mu? Benim ya. Ben ortalığı karıştırayım diye şey yaptım. Karıştırma. Başka çocuğu yok. O zaman şimdi buradan alınacak mesaj genç kızlarımıza. Babanız döner ayağıyla sakın... Ama yapma. Niye tiyatro oyuncusu olmak kötü bir şey mi? Ne dedin sen şimdi? Ben o tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Ben daha ne derler? Ne somut meslekler. Yani somut ne? Yani doktor. Ödemesi olan... Evet, tabii ki bayağı süründüm arkadaşım, diyebilir. Arkadaşım bak, çok... İlk zamanlar bayağı süründüm diyebilir. Nilgün Hanım, çok güzel bir şey oldu bak. Çok evet. Güzel. Arkadaşım, sen de demin çok güzel yaptın babayı. Şimdi mesela siz konservatuvara ilk gittiğinizdeki hocanızı hatırlıyor musunuz? Yıldız Kenter. Erkek olanı? Çetin İpek'e. Tamam, diyelim ki sen Tolga olsun. İlk öğretmeniniz olsun. Siz de konservatuvarın kapısına içeriye girin. Hadi gelin şeyin önüne. Masanın mi? Önüne gelin. Gelin masanın önüne. Evet arkadaşım, sen orada konservatuvar hocası edasıyla duruyorsun. Ses çalışması yapıyorsun. Yalnız bunu söylemek zorundayım. Kestik. Ben... İyi gidiyor mu her şey? Çalışıyor musun derslerine? Kiminle konuşuyorsun? Eda'yla. Eda... Hocayım Eda... Hayır, hoca edasıyla duruyorsun. Ha, özür diliyorum. Ben de... Çok özür diliyorum. Bir şey diyeceğim. Hocanın okulunda manitası var sandım ben. Yalnız ben konservatuvara şöyle girmişim. Hocam dedi ki, kırıtma kızım dedi. İlk aldığım cümle Yıldız Kenter'den, kırıtma çocuğum dedi. Ben... Arkadaşım söyle, söyle. Bence güzel yani. Hayır. Kazandın. Hayır. Kapatıyoruz okulu, tek öğrenci arkadaşım. Yeter. Arkadaşım, evet. Hocasısın. Ne oldu? Hocasısın. Hocayım, evet. Hatta aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sen şey hocasısın. La, si, la, sol, la, si, fa. O hocasın sen. Aa. Müzik hocası mıyım? Hayır. Hani kıza aşık oluyor ya, keman hocası. Hacı, ben sabahtan beri konuya nelerle girdim? Öğrencime niye aşık olayım ya? Arkadaşım, şey sen keman öğretmenisin ya. Evet. Bu da öğrencin ya. Evet. Öyle, hadi bakalım, gel. Ben keman mı çalıyorum şimdi? Ben çalıyorum, hırsızım. Arkadaşım, sen keman hocası ol, o şarkı, müzisyen. Çok özlüyorum. Tutayım dedim ama tutamadım ve... Ne oldu? Ara ara oluyor. Ayakları üşütmüşüm. O ne? Ne olacak bilmiyorum. Mikrofondan geliyor. Ama işte insanoğlu böyle bir şey. Nasıl yönlendirirsen öyle devam ediyor. Bak öyle yaptım. Herkes oradan çıkıyor. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Müzisyen. Nereye gidiyorsun? Otur şu masaya, bir şey çal hadi. Çal, söyle. Ya bir önce ben öğrencimle bir konuşayım değil mi? Konuş, evet. Allah Allah, okul, müzikal okulu gibi ya. Öğretmenim, ben keman ders almak istiyorum. Hanımefendi, sizin kızınız mı? Şimdi... Ama küçüğüm o zaman ya. O zaman ben de bayağı küçüğüm yani... Küçük kızım. Ben erken eğitimim benim. Hayır ya, küçüğüm öyle. Dediğine bakma. 18-19 yaşındadır. Evet, o zaman şöyle biraz daha sizi ilgilenip yoracağım. Işığa doğru alayım ki bu tarafta çay içiyor çünkü arkadaş. Ve herhalde birazdan müzisyen nargilesine başlayacak. Geldiniz okulun kapısı. Nilgün Hanım, vurun kapıyı. Vur kapıyı. Tak 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 tak. Dolu. Ne dolu tuvalette? Ben koridora işiyorum. Daha okul geliyor. Ya ne bileyim ben. Okulu niye çalıyor ki öğrenci kapısı? Kapı açılıp gir, okul burası. Girer yani. Arkadaşım. Evet. Sen kapıyı çalmadan mı giriyorsun? Okul kapısını niye çalayım? Müdürüm. Okulda değil, sınıfın kapısını çalıyor. Ha, onu da okul dediniz. Ben ondan mütevellit. Ben senaryoyu iyi okuyan bir adamım. Ah. Şunu kim yaptıysa boynu altında. Evet. Hazır hissediyorum. Vurun. Tak 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 tak. Ne oldu? Çocuklar, arka kapıdan girmeyin. Arkadaşım! Gökhan abi, vurma sen. Nilgün Hanım, vurun. Pardon. Tak 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 tak. Buyurun. Hemen buyurun deme. Büyük hocasın sen. Bir iki saat sonra buyurun. Hayır. Çok büyük hocasın sen. Artistlik yap. Büyük hocayı mı aradınız, küçük hocayı mı? Bu da çok saçma oldu. Çok özür diliyorum. Bu da DVD kapağı gibi oldu. Evet, olmadı. Kendi kendime çok özür diliyorum. Evet, hazır. Nilgün Hanım, vur kapıyı. Bir kere daha vurayım mı? Ah, çayın bana hocam. Son kez vurun kapıyı. Çok özür diliyorum sizi. Arkadaşım, hiç dönme. Öyle duruyorsun. Evet. Ağzını da açmadan girin de. Evet, vurun Nilgün Hanım. Tak tak. Nasıl diyeyim ağzımı açmadan? Ya seyirciye verme şunu ya. Ağzını açmadan girin diyeceksin. Demin durduğun gibi dur. Evet, budur. Tak tak. Hı hı. Tak 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 tak. Lan girin desene. Neyim? Girin desene.
Yaptım böyle. O da öğrencim de öyle şey cevap verdi. Arkadaşım, ağzını açmadan girin diyeceksin. Tamam. Biz ağzını görmeyelim senin. Evet, buyurun. Tak tak. Girin. Duyamadım. Tak 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 tak. Ne yapıyorsun? Genel WhatsApp grubuna yazıyorum. Kim kapıdaysa okusun. Nilgün Hanım. Meşhur girin, böyle. Allah'ını severseniz girin. Gireyim mi? Girin, duymuşsunuz. Tamam, duydum. Tak tak. Üç. Tak. Buyurun. Merhaba hocam. Merhabalar efendim. Ben ders almak için geldim. Yalnız bugün cumartesi ya. Ben çantamı unutmuşum, onun için geldim. Arkadaşım ya, değil ya. Pazartesi gelirseniz. Arkadaşım, pazartesi olsun bugün. Zaten öyle olmadı. Sen oturuyorsun. Yatalım sen, kal. Hayır. Sen duruyorsun. Arkanı döndüğün anda şok oluyorsun. Ha. Aşık oluyorsun kıza. Evet. Oturun. Kıza. Bu kıza lafı çok beğendim. Birkaç kere tekrarlayın. Evet, evet. Oturuyorsun. Müzisyen. Ver müziği. Allah seni kahretmesin ya. Ya bu kadar parayı bunun için mi veriyoruz buna? Word diye. Tabii şeyler akıllı telefondan daha güzel ses çıkıyor ya. Evet. Havayı daha güçlü basabileceğin bir yere... Tamam, bildiğini yap sen. Müzisyen, ver bunun ağzına hortumu. Sen üflüyorsun, o çalıyor. Nasıl girin diyeceğim o zaman? Aynı zamanda da girin diyeceksin arada. Evet. Ciddi ol. Ciddi ol. Evet. Nasıl İlgin... ciddi olayım? Halime bak. Lan ciddi ol. Okulda kaçak buluşmuşuz. Edebiyatçıyla nargile yapıyoruz. Ciddi ol. Çok özür dilerim. Nilgün Hanım, buyurun. Ha, gireyim mi? Evet, kız geldi. Girdim. Kestik. Ne yapıyorsun? Bir hafif köfte müfte. Kantini devralmışız. Arkadaşım. Öğretmen maaşı yetmiyor. Köfte, ekmek falan. Ya kendine bir misyon yükleme. Sadece düz öğretmensin. Tamam. Evet. Öttür. Nilgün Hanım, gelin. Çok şey, ince bir sesle. Öğretmenim. Hocam. Öğretmenim. Hocam. Buyurun benim. Yavaşça döner kıza bakarsın, ağzın yüzün çarpılır. Ha. Dön yavaşça, müzisyen ver müziği. Ağzın yüzün çarpıldı, vücudun çarpıldı. Niye yani? O kadar değil. Ne kadar? Hafif hafif çarpılır döner, çarpılır döner. Ah, kusura bakmayın kimsenin burada olduğunu bilmiyordum. Hocam ben ders almak. Lütfen müzik bittikten sonra. Arkadaşım. Evet, evet, ver müziği, çok güzel. Gir şarkıya. Girsene şarkıya. Bir şey söyleyeceğim. Kemancı çalsın, müzisyen sen şarkıyı söyle. Arkadaşım. Sen de orayı yap, evet. Hayır, kemancı çalsın, sen şarkıyı... Lan şarkıyı söylesene. Ben de dansını mı yapayım ya? El hareketi yap. Ha, mikrofon. Tamam, gel. Evet. Evet, çal kemancı. Arkadaşım çarpıksın, evet. La mi, re mi fa, mi di katet, so, si fa, sol la si, la si do la fa. Dans et bambaşka bir duyguyla coşuyor şu an için. Nasıl da parlıyor gözlerim. Bir duygu unuttu kaplıyor her yanımı. Arkadaşım.
arkadaşım söyle, aşık mı oluyorum? Bu kafamdaki müzik ne? Evet, kendine gel. Şimdi söyle kıza. Kıza söyle. Çok özür diliyorum. Bir an kendimi kaybettim. Kimseyi beklemiyordum. Nasıl yardımcı olabilirim? Benim işim var. Bekleyin. Kız tutuldu. Senin ayakları hala çarpık. Evet. Ben değil. Ben keman dersen. Ben değil. Be. Beşinci de ben değil. Evet. Kim? Nilin Hanım, beşinci de ben değil. Be. Evet, buyurun. Beşler hep dörtte bitiririm ama. Beş ne diyecek? Be. Hani tutulmuş be, yani. Oyuncu dili bilmediği için kendisi. Evet, beşinci beden. Çorum ben beşinci marketten. Beden deyin diyorum, anlıyorum. Bir dakika, aklım bedene gitti. Estağfurullah. Benim hep aklım orada. Hiçbir zararı görmedim benim. Ben de. Lütfen. Ben keman dersi almak için gelmiştim hocam. O karşı bina. Arkadaşım! Sen de çarpıksın, konuşamıyorsun. Sen de çarpıksın, konuşamıyorsun. Arkadaşım sen ayaklar çarpık, sen de şey... Çok özür dilerim. Sen de yedinci de ben diyorsun. Ben. Evet. İki ruh hastası aynı okulda... Arkadaşım! Ya ilk aşk bu ya. İnsan sen hiç aşık olmadın mı? Ben ne diyorum? Ben sen de... Ben hocayım. Ha. Haydi başlatın şunu. Sarp, hazır ol arkada. Babası ol, gel kızın. Evet, 3, 2, 1. Başla. Ben bıyak manyağım. Yani rol otomatikman buraya götürüyorsun sen be. Arkadaşım bunu niye yapıyorsun ya? Sen hocayım diyeceksin. Ben buradaydım, okulu üstüme yaptılar. Toprak sahibinin oğluyum ben. Arkadaşım. Süper. Adamın bir şartı var. Arsayı veririm ama oğlum hep burada kalacak. Olabilir. Arkadaşım uydurma. Sen ne diyorsam hocayım diyeceksin Nilgün Hanım. Siz de şey deyin. Beni görünce mi ağzınız yüzünüz böyle çağ çarpıldı? Evet, buyurun. Ben hocayım. Evet, onun için geldim. Çok doğru yere geldiniz. Evet. Önce hoca, sonra koca olur, belli mi? O zaman şuradan kemanımızı alalım ve dersimize başlayalım. Evet. Kemanlar. Arkadaşım. Ya öğrenci başım belaya sokacak beni. Arkadaşım. Şey sert yap, hemen değiş. Sert bir keman alalım oradan. Hayır. He? Kadına sert yap. Lütfen okulda olmaz falan. Evet, buyurun. Lütfen. Sizin gibi konuşayım yani. Lütfen okulda ama tamam. Çok özür diliyorum. Ya ben gerçekten müfettiş geldi sandım ya. Vallahi ödüm patladı ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ben sizi çok seviyorum, biliyor musunuz? Hafize Ana. Efendim? Haftanın 7 günü oldu. Suzan ortada. Yeter. Cilalama. Bayılıyor. Bana dokunmadan yapamıyor. Evet. Nasıl bir erkeksin falan bütün gün. Nilgün Hanım. Hadi buyurun. Evet. Hocanıza özür dilerim. Biraz şey, böyle çok galiba. Uygunsuz bir şey. Yani bu hikayenin çok seviyeli bir şekilde yürümesi lazım. Tamam sen yürüt o zaman. Hadi buyurun. Söyle hoca. Bende DVD var. İsterseniz... Arkadaşım! Ben seviyeyi bir anda atlattım yani. Sapık, evet. Sen şimdi tam kızla konuşurken... Nilgün Hanım, özür dilerim. Nilgün Hanım, siz diyorsunuz ki oradan... Evet. Ben galiba size aşık oldum diye bağırıyorsunuz. Babanız duyuyor. Sarp, gel babası ol. Kapının önünde dur. Ama aşık olsam ben hiç bağırmam ki. He? Sarp, arkadaşımın tam arkasına geç, kapıyı dinliyorsun. Aşıksam niye bağırıyorum? Ya benim iki defa başıma geldi. Bağırdı mı kız? Evet, çocukları aileleriyle beraber otoparka alalım. Mahsus yapıyorsun sen. Ben bir şey yapmadım. Talk show yapayım diye ben yapamadın. Ağzımı açmadım. Evet. Bu ne yapıyor? Kapı burada. Ne yapıyorsun sen orada? Babalar için ayrı kapı mı var? Kapı burada. Kapıyı dinliyorsun arkadaşımın arkasından. Tam arkasında deyince. Babam mı bu benim? Evet. Ama siz ona evlat edinmişsiniz.
Yani özgür, demokratik diyeceğiz. Siz seçme hakkınız var, seçmişsiniz. Evet, Sarp, eğil kapının deliğine kulağını daya, dinle. Duyacaklarına inanamayacaksın Sarp. Yaklaş biraz, kapı daha yakında. Çelik kapı olduğu için kalın, etli. Gel. Arkadaşım! Kulağın tam nerede Sarp? Test edelim mi? Arkadaşım! Seyirci efendim? Gözünde canlandırsın istiyorum. Sarp, kulağını kapı deliğine koydun mu? İnşallah. Anahtar var mı? Duymuyorum. Yok, anahtar yok çünkü öğrencim girdi, Nilgül Hanım girdi. Yani anahtar çaldı, evet, girdi. Evet, arkadaşım, tam siz dönüyorsunuz, ne konuda ders almak istiyorsunuz derken... ...söyleyeceğimi unuttum diyorsunuz Nilgül Hanım. Çünkü galiba size aşık oldum diyorsunuz, o sırada baba içeri giriyor. Evet, 3-2-1 buyurun. Ne konuda ders almak istiyordunuz? Ay... Aynen söyleyeceğimi unuttum. Galiba ben size aşık oldum. Ah pardon, pardon. Lan gerizekalı Sarp, orası tuvalet mi ne pardonu? Kız... O senin kızın. Dursun. Birazdan babasının şarap şanağına sıçacağım, o yüzden sen de dursun. Ya yapmayın evet, şunu kırma. Ne olur bak. Lütfen. Evet. Hazır hissediyorum. Gel Sarp, evet. Gel. Affedersiniz. Kulağın dayalı. O son cümleyi kulağın dayalı son cümleyi tekrar alıyoruz. Çok özür diliyorum. Ne dersi almak istemiştiniz? Ay inanın kafam karıştı. Galiba ben size aşık oldum. Kolay gelsin. Ben tam ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Bu mallıkla devam edersen benim işim kolay olur. Baba kolay gelsin tam dedi. Tam babasısın sen. Ben galiba size aşık olduğum dediği an kapıyı açıyorsun ve duy bakıyorsun kızın. Kızın bana bir adama aşık. Hocası. Al tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Evet. Yani gerginlik yaşıyorsun. Tamam. Çünkü şeysin yani inançlısın ama kızgınsın da. Yani evet. Damat da istiyorsun ama bu yaşta değil. Kızın öğrenci, öğretmeniyle hiç değil. Evet. Bunları kendi içinde harmanla erotik bir kompleks çıkar. Hazır hissediyorum. Kulağın nerede? Hayır Sarp. Gösteriyor adam. Sarp'cığım bağlantı var. Montaj yapamayız. 3-2-1 hızlan. Ben de birden dönebilirim hocam. Hayır. Ani. Kapıda kim var diye. Hayır sen. Hazır hissediyorum. Tamam Nilgün Hanım. Hazırım. Seyirci bir susun. Tamam hızlı söylüyorsunuz Nilgün Hanım. O cümleyi çok hızlı söyleyin. Bağırtıyı en yüksekte alayım. Buyurun. Galiba. Tam olarak ne dersi almak istiyordunuz? Ay inanın, kafam karıştı. Ben size aşık oldum. Ne oluyor burada ya? Baba! Baba tabii. Ben de camları kontrole geldim ya. Açık bırakmışlar. Arkadaşım. Kolay gelsin. Gel şuraya. Kapı ne tarafa açılıyordu lan? Ben yanlış mı geldim? Öyle mi? Ay. İki dakika delikanlı ol. Babaya açıklamayı sen yapacaksın. Camları açık bırak, öyle onunla kapıyorum. Hayır. Öğretmensin sen. Sarp, çok iyiydin oğlum. Aynen öyle. Yürü. Hayır, bizi ben sana hakaret etmek istemiyorum. Bu babanız için sigortadan para alamıyor musun? Sarp, girmişsin içeri, lafını söyle. Deminki çok güzeldi. Ne demiştin? Deminki çok güzeldi. Hayır. Arkadaşım. Senden daha geri zekası var. Mutlu musun? Evet. Her şey insan için hocam. Gir söyle. Ulan kız ne demişti? Son cümleden mi alalım? Hayır almayalım. Sarp'ın giriş babanın almayalım. Cümlesinden. Ha ne oluyor lan burada? Evet buyurun. Ne oluyor burada ya? Baba. Baba tabii. Babanız mı? Babam. Veli toplantısı salı günü. Süper kıvırdın oradan yürü. Beyefendiciğim hoş geldiniz. Ben... Hanım kızınızın öğretmeni Muhittin. Buyurun lütfen girmez misiniz? Çünkü zaten kapının menteşesinde duruyorsunuz. Hem kapının nasıl açıldığını söylüyorsun hem menteşede duruyorsun. Kapat. Kapıyı kapat. Hoş geldiniz. Lütfen buyurun hanım kızımızı ay, otursun. Ay babacığım buyurun. Lütfen. Oturun. Siz babanızın yanına... Sarp oturduğun anda bağırarak zıplıyorsun. Evet. Oh! Hayır öyle değil. Oturduğun anda ben niye oturuyorum lan ne oluyor burada? Evet. Lütfen buyurun. Ben niye oturuyorum burada? Ne oluyor? Ben bu tarafa oturayım, siz böyle geçin. Arkadaş... Cam önü diye ben şey yaptım. Kızgın babasın arkadaşım, sakinleştir evet. Kızgın babasın sen. Niye kızgın baba? Girdi, ben kendimi tanıştırdım. Öğretmeniyim de, okulda öğretmenim. Nilgün Hanım, siz ağlamaya başlayın.
Üzülme, bundan beterleri var, üzülme. En azından baban var yani. Söyle Nilgün, beni öğretmenimin yanında küçük düşürdünüz. Söyle babana. Ha. Göğsüne vurarak konuş. Ha. Baba beni öğretmenimin yanında çok küçük düşürdü. Ben bir şey yapmadım ya. Kestik, kestik. Nereye gidiyorsun, nereye? Sen nereye kaçıyorsun? Su alayım dedim bir bardak. Adam susamıştır. Hocam siz nereye gidiyorsunuz? Ben buradayım. Ben dedim belki baba kız özel bir şey konuşmak istersiniz diye. Hemen dışarıya duhul olayım dedim. Dışarıya duhul olunmaz yok, ama. Yok, siz yanımızda olun hocam. Tabii ki de. Nasıl isterseniz. Ben tanıştırmış mıyım kendimi? Ahmet. Ahmet kim? Kafası karışsın diye gidip gelip... Arkadaşım ya. Alzheimer diyeceğim 2 dakikada. Unutacak her şeyi. Arkadaşım niye yaptın? Evet beyefendi, kaşar istemiştiniz. Eski kaşar başka. Süper iş. Ben, sen yürü, hikayede yürü. Dil peyniri. Ne? Baba tamamdır hocam. Kestik. Kestik. Bugünkü kestik. Replikler Mahmut Hoca'ya. Arkadaşlar, baba tamamdır. Arkadaşım. Ha. Nilgün Hanım'ın evet. Hayatındaki en önemli mevzulardan biriydi. Evet. Babası şey konservatuvarı kazanıyor. Babası istemiyor. Evet, evi terk ediyor. 4 gün sonra geri geliyor. Babaannesiyle annesi destek oluyor. Sen bunu anlattırıp seyirciye öğrenemediğin için ben canlandırttırayım dedim. Ama yanlış oldu. Şimdi Nilgün Hanım dedi ki ben dedi konservatuvara girmek istedim. Babam istemedi. Evden gitti. 4 gün sonra geldi. Siz evet. Şimdi olayı şu hale getirdiniz. Kız okula geldi. Öğretmene aşık oldu. Baba haklı. Antarktika'ya bile gidebilir. Ya ben öyle istiyorum yönetmen olarak. Ama sana doğrusu ne? Öyle değil. Gerizekalı. İkinci yönetmen, yarı boyun. Yönetmen duygusal adam, aşk istiyor. Evet. Evet. Buyurun, ne için gelmiştiniz? Arkadaşım. Arkadaşım. Nilgün Belgün'ü alkışlat seyirciye. Nilgün Belgün. Çok değerli. Bir tanesiniz. Şahanesiniz. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Aman aman. Dikkat etsene. Burası çok nereye gerekli. Gidiyorsun sizi, sen? Bu taraftan alacağız sizi Nilgün Hanım. Tamam. Evet bu tarafı çünkü Rus kızlar o tarafa gidiyor. Sen kapat lan telefonu. Hep ben ödüyorum onları. Arkadaşım. Canım benim. Bir şey soracağım. Lütfen sor. Şu... sana soracağım salak. Evet. Evet diyor ya. Sana hiçbir şey sormuyorum. Git içeriye. Defol. O benim ceketim mi lan? Arkadaşım. Arkadaşım. Sen olayları nereye getirdiğinin farkında mısın? Ya. Şimdi içeriye gidiyorsun. Evet. Hazırlanıyorsun. İkinci yarıya doğru düzgün geliyorsun. Demin bana bir şey söyledin ya. Diye bir laf söyledin ya. Yap bakayım onu. Bilmiyorum ne ki ne dedim. O karakterle geleceksin. İkinci yarıyı öyle oynayacaksın. Allah'sın. Gönüllerin güzeli. Gel bakayım. Selam. Hazır seviyorum. Niye? Çarpı var yüzünde. Efendim? Çarpı var yüzünde. Ha beni iptal ettin bu tarafa aldım hocam. Oğlum belin üstüne çarpı atınca iptal mi oluyor? Evet hocam. O zaman cildiyeciler boşuna cildiyeci olmuş. Hazırız. Bence başlayabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu gerizekalılığının boyutunu bize gösterir misin? Burada. Evet. Yani şu yaptığın hareketin boyutunu gösterir misin? Hangisi? Ha o mu şey mi bu? Neyse ya seninle ne konuşacağım ben? Ben soruyorum cevap vermiyor. Ondan evet. Sonra ne konuşacağım sen? Buna hemen bir tane çanta verin. İstişare edemiyoruz hiçbir şey. Yani sen nesin? Ben çarpılmışım şeyden. Hayır nesin ben, sen? Bilmiyorum. Bir tiyatrocu muyum? Oyun sahne mi? Müzikal mi? Arkadaşım. Yılın kaç? Mesela kaç yılından bu elbise sence? Bu geçen sene falan yapılmıştır. Temiz yani. Hayır. Şey, o manada değil. Bu tarz elbiseyi... Ha, pazara mı gidiyorum ben? Hayır. O senin şey sırt çantan. O dönemin modası. Evet. Tak sırtına. Sırt tamam da kolda problem var. Ya taksana sırtına şunu. Ya, takarken tabii. Ben sana anlatayım. 1700'lerin ortalarındasın. 1702. 1700'lerin ortası 1702. 1800'e kadar tarih... Ya kurban 1702, 1700 ile 1800'ün ortasında değil mi? Size matematiğe veteriner mi geldi?
Niye? Veteriner veteriner olmadan önce matematik dersi görmüş olamaz ya mı? Ya çoktan başlamıştık. İnsanlar evine bir adım daha yaklaşmıştı. Arkadaşım sen 1702 yılında... 1800'e çok... yaklaştığını hisseden... Hayır, çok zengin bir adammışsın. Ha tamam. Fakat... Sonra iflas mı? Bitcoin almışsın, hayır, batmış. Hayır. Şunu konuşma ya. Sonra şöyle bir şey olmuş. Sen zenginlikten sıkılmışsın. İşte bu saçma yani. Hayır saçma değil. Değil, bu, saçma bu, değil. Zenginlikten normal sıkılmışsın. Parayı, pulu, her şeyi bir yere bağışlamışsın. Bak, dünyayı dolaşacaksın. Acaba kendime bağışlamış olabilir miyim tekrar? Hayır. Niye? Kendine insan bağış yapar mı? Evet. Niye? Şimdi ben paradan vazgeçtim ya. Evet. Sefil durumdayım. Evet. Bunun ihtiyacı olan birine gitmesi lazım. Hop kendime veriyorum. Sen parayı nasıl verdiğin ki anda sefil değilsin. Verdikten bir süre sonra sefilsin. Parayı ver... Türkçe çok açık. Verdiğim anda sefilim. Hayır değilsin. Kimin ihtiyacı var? Ben aldım. Hayır. Sen verdiğinde sefile veriyorsun. Ancak diğer sefilden alabilirsin. Ya verdiğinde sefile veriyorsun. Ya öbürü de sefil. Bana niye versin ki? İşte onu bilemem. O zengin oldu ya, o yüzden sana verebilir. O zengin olmadı ki. Sefile zengin parasını verince sefil zengin sefile oldu. Sefile zengin parası. Evet. Ya biz ne konuşuyoruz ya? Bu insanlar bunun için mi geldi buraya ya? Bunu sattıracaksın, kafası allak bullak oluyor. Hazır ol hissediyorum hocam. Evet, ben de çok hazır olduğunu düşünüyorum senin. Evet. Ve sen bütün parasını bağışlamış onun gururuyla gel. Az önce benimle konuşuyordun ya, öyle konuşuyorsun. Bir bok yedim, sorma. Gururlusun. Ama gururluyum. Nerede hissediyorsun gururu? Anlatamam. Arkadaşım, elini kalbine koy. Nerede hissediyorsun gururu? Hayır. Bitcoin, gurur. Arkadaşım, çok gururlusun tamam sen. Evet, çok gururlusun. Ve en büyük amacın şuymuş. Çoluğu, çocuğu everdin. Öyle tamam mi? Çocuklar evet falan var. Tabii bir çocuğun varmış. Onu da evlendirmişsin. Başka bir ülkede yaşıyor ve çok mutlusun. Eşim? He? Bir eşim daha yok. Ha, bir eşin daha yok. Evet. Bunu da yedi. Evet, güzel. Bunlar güzel. Bana bunlarla gel. Ve apartmandan ayrılıp dünyayı dolaşmaya şu gidiyorsun. Şu kıyafetle apartmanda oturuyorum. Rezidanstır belki. Rezidans olmaz. 1702 Şanzelize Rezidans. Hayır. O tarihte gitmişiz oralara. Şımarma hemen. Zengin dedim diye hemen şımarıyorsun. Evet. Şimdi çal komşunun kapısını. Ne yapıyorsun? Çal şu komşunun kapısını. Öyle değil. Çal şunu. Tık tık tık. Buyurun. Araya mı sıkıştınız? Geçmiş olsun. Aradan mı geliyor sesli kadını? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa erkek ya. Rahatsız ediyorum. Evet, tamam. Efendim, rahatsız ediyorum adam. Madam değil. Matmazel? Adam. Ya bu sesle adam olmaz abi. Madamdır ya da matmazeldir. Yahu konuş işte. Kadın Fransızca konuşuyor. Ben ne bileyim. Sesi yaşlı. Madam. Evet. Madam, madam. Buyurun. Madam, madam. Buyurun. Madam mı sen? Tamam. Ne tamam? Buyurun. Ben istedim diye mi oldu? Evet. Kendinden vazgeçme öyle bir istedi diye. Arkadaşım. Mevzu şu. Allah'a ısmarladık demeye geldim. Evet. Fransa'da Allah'a ısmarladık diyor. Ne desin? Ne bileyim, Jesus Christ Superstar. O da sanacak, Allah selamet versin. Evet. Grup, o zaman kurulmuş grup. Kim? Anan, neyse. Hazır, evet. Evet, söyle. Sen söyle de ki, ben size niye geldim biliyor musunuz? Ben size niye geldim biliyor musunuz? Bir şu kapıyı açsan da yüz yüze konuşsak. Kapı açık. Öyle mi? Evet. Niye çaldım o zaman? Kadının boyu kısa, görmüyorsun. O zaman şimdi gerçekten elimi sıkın. Demin denk gelmedi çünkü. Merhabalar. Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Evet. Efendim, rahatsız ediyorum sizi. Niçin evet, geldiğimi... Evet, rahatsız ediyorsun. Kapat lan o zaman. Arkadaşım. Kapat o zaman kapıyı. Şuraya gel. Oraya mı? Hayır, oradan. Kapıdasın. Evet. Vurduğun kapıyı açık, kapıyı vurma. Kadına elini öp kadının. Hanımefendi, sizi rahatsız ettiğim için çok özür diliyorum. Neden rahatsız ettim sizi biliyor musunuz? Hayır. O kadar uğraştı ki ben de unuttum ya. Çünkü malımı mülkümü verdim, gidiyorum. Ben biliyorum. Evet. Hanımefendiciğim, çok özür diliyorum. Belki buna inanmak zor gelecek fakat ben bütün malımı mülkümü hibe ettim ve gidiyorum. Ay ne güzel. Niye bu kadını anlatıyorum ben? Kim bu? Bu komşu. Ya helallik alıyorsun komşudan. Ya bana ne alacağım ben ya? Alacaksın. Malı mülkü verdin mi? Verdin. Artık komşum değil ki. Ay. Tamam.
Ben artık burada yaşamıyorum ki. Peki lan, tam çıkıyorsun kapıdan, bütün komşular sana el sallıyor. Bir şey hocam, bu antropoza girdi. Her şeyi kabul ediyor. Arkadaş. Antropoz ver bana. Dön bu tarafa, dön bu tarafa. Seyirci el sallayın. Komşuları olun bunun. Bütün mahalle sana el sallıyor. Kendinize iyi bakın. Ağlamaklı ol, bir konuşma yap. Müzisyen, ver duygusalı. Aslında o kadar zenginliğe rağmen benim her şeyim sizdiniz. El sallanarak devam et seyirci. Biz bunu montajda bir DVD'ye koyacağız ama... kim bilir neye el sallıyorsunuz şu an. Söyle, komşular. Komşular. Hayır, komşular. Hayır, komşular. Ay, komşular, dudağına bas. Bir Fransız gibi konuş. Komşular. Evet. Gidiyorum mu? Bastır. Ankara gücü. Maça gidiyordu. Çok saçma oldu. Evet. Pardon. Saçma oldu. Hazır hissediyorum. Komşular, ben gidiyorum. Bütün malımı, mülkümü, her şeyimi sizlere bırakıyorum. Çünkü benim için... Ya dur bir dakika. Dur lan bir dakika. Hayır, bana sen... bırakıyorum burada. Ha. Dur. Komşular, siz devamlı el sallıyorsunuz. O geri zekalı arkadaki smokinli de devamlı çalıyor duygusalı. Evet arkadaşım, şimdi ver duygusalı. Benim her şeyim sizdesiniz. Mal, mülk benim için önemli değil. O yüzden her şeyimi sizlere bırakıyorum. Evim de sizlerin. Var olan bütün param da sizlerin. Ben gidiyorum mutluluğu ve huzuru bulmaya. Kendinize iyi bakın. Yap hareketini. He? Yap. Hareket yap. Ne? Ya komşulara son bir veda hareketi yap. Tam mahalleden çıkarken duygusal, ver duygusalı. Mahalleden çıkarken komşular arkandan bakıyor. Dünya yuvarlak olduğu için aşağı doğru küçülerek git, tamam? Sarp, o sırada gel sen karşısına. Oradan bize doğru gel. Ne yapıyorsun? Dünyanın bu yüzünü görmüş müydünüz? Daha fazla gidemiyorum. Karanlık. Gece o taraf. Arkadaşım. Tamam. Sen bu tarafa doğru şimdi. Bu tarafa. Bu tarafa. Ha, bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru gel. Her yer yuvarlak ya. Tam... Sen şu anda sırtın nerede? Benim Arjantin. Tamam. Önün neresi oluyor sırtın Arjantin'se? Ama şimdi sırtım Arjantin'in bu tarafından mı sırtım, bu tarafından mı sırtım? Ya lütfen yapma. Yani atlasam bakıyorum Pasifik mi? Ona sen karar ver. Ona öyle göre mi yönlendireceğim seni? Atlas. Tamam, o zaman şeye doğru, Norveç'e doğru dön. Allah seni kahretmesin, bir harita. Hiç mi yoktu haritanız evde ya? Niye? Norveç dünyada değil mi? O tarafa dönülemez mi? Harcan, Afrika'ya bakıyorum şu an, evet. Tamam, Afrika'ya bakma. Ne oldu? Tamam, bakmıyorum işte. Ulan önünde koca Afrika kıtası. Kafayı 30 santim çevirince bakmıyor mu oluyorsun? Ya enişte tamam da 3000 kilometre öteden 30 santim çevirirsen o böyle oluyor. Heh, dön Norveç'e şimdi. İşte bu, yürü. Norveç'e? Evet. Atlas Okyanusu. Ulan hikayede yürü. Ben sana yürünü buldurmak için söyledim. Heh. Yürü, yürü. Yürürken şu anda çok mutlusun, şarkı söylüyorsun. Allah'ım dünyayı dolaşacak özgürüm. Ay ben şu Norveç'im. Arkadaşım söyle. Özgürüm, ben özgürüm, özgürüm diye. Ben özgürüm, özgür, çok özgür. Evet, dünyayı dolaşacağım. Tamam, geldim Norveç. Diyerken... Bıl geldi. Sarp, gel önüne. Prodüksiyon şuna valiz maliz bir şeyler versenize Sarp'a. Bir şey, bir dakika dur arkadaşım, bir saniye dur. Bu... Arkadaşım bir dur. Şu mal, sen git arkadan valiz maliz al, kendine gel. Saçını kim taradı senin? Suzan. Valiz maliz bir şeyler al gel. Evet arkadaşım, sen gidiyorsun. Şimdi bir adamla karşılaştın. Karşılaş bir adamla. Mosuva. Nasılsınız, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Türk mü? Norveç'te Türk'le mi karşılaştım? Evet. Her yerdeyiz yanasın. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Yürüyorum, sen nasılsın? Niye duruyorsun sen? Arkadaşım, sen karşılaştın herkese heyecanla dünyayı dolaşmaya çıktın. Merhabalar, ben de dünyayı dolaşıyorum. Siz? Yalancı. Ne oldu? Devam ediyorum, bununla mı uğraşacağım? Sarp, gelsene.
Evet, tam giderken arkadaşım bir anda oğlun gelir. Oğlu gel, önüne geç babanın ve ağlamaya başla. Oğlum bu çanta var mı o tarihte ya? Var. Göğsüne bastırıyorsun, acıyor tabii. İndir yavrum. Gerizekalı yavrum, bunu tekerleğe ver. Norveç'e kadar böyle mi geldin? Çeksene şunu. Çek, çek. Hadi o yüzden öyle. Çek, çek onu. Sarp, onu dinleme, beni dinle. Şu an Norveç'te değilsiniz. Değiliz. Neredeyiz? Nerede olduğunuz belli değil. Ben onu sadece senin yönünü şey yapma. Tamam, evet, hazır hissediyoruz. Baban dünyayı dolaşmak için çıktığında tam o günü sen de gelmişsin. At kendini önüne. Baba, önce çok sevin oğlunu gördüğün için, sonra çok üzül bu gerizekalı niye geldi diye. 3, 2, 1 buyurun. Baba. Yavrum Allah belanı versin. Ne işi var senin burada? Lan bir kafa dinleyemeyeceğim mi ben? Özür diliyorum. Buy. Bazenlerde Fransızımı hatırlıyorum. Evet, evet. Şimdi babanın önüne at kendini, vur ayaklarına. Vur vur, ben de devam edeceğim. Baba oğul olduğumuz anlaşılsın. Vur! Baba, baba beni bıraktı. Evet. Kim yaptı? Seni bıraktı. Baba, baba beni bıraktın. Bırakmadım yavrum, ben sana söyledim, işim var dedin sen. Kestik, siz bırakmadınız. He. Onu bıraktılar. Bunu? Evet. Benim oğlum değil mi bu? Senin oğlun. Onu ya, kim bırakmış olabilir? Başka anne babalar mı? Hayır. Oğlun beni bıraktı diyorsa kim bırakmıştır? Tabii kız arkadaşı falan mı? Sevgilisi i̇şte var. İşte bu. Evet, vur babanın ayağına. Baba beni bıraktı. Şöyle yatır ki buradaki seyirciler küfür etmesin. Bunlar hep tecrübe işte, 30 sene. Hazır hissediyorum. Lan hadi lan. Müzisyen çal. Çalmadan vurmuyor. Çal müziği çal. Diyorsun ya, takıl, acele etme sen ya. Pazartesi yine buradayız. Sen şey yapıyorsun. Arkadaşım dön şunu. Evet. Vur ayaklarına babanın. Baba. Baba. Evladım ne oldu? Kim bıraktı? Ben anlamadım ki mevzuyu. Kız arkadaşım bıraktı beni. Nasıl? Git dedi, gittim. Bir anlaşmazlık mı oldu? Bir şey mi oldu? Tam da evlenmek üzereydiniz ya. Ben de hayret ettim kız nasıl seninle evleniyor diye. Evet, başka birini buldu daha. Demek daha efendi bir çocuk bulduysa. Hayırlısı evet. Yavrum ya, hayırlısı. Sarp söyle baba, biliyor musun ben ne yaptım? Ne yaptım ben, biliyor musun baba? Terk edildin işte. Doğru. Hayır, diyor. Sana ne yaptım biliyor musun? Sana ne yaptım biliyor musun? Oğlum ne bileyim, anlatsana teker teker. Şey, buna ne soruyorsun, anlat. Ne yaptım ki? Ben senin verdiğin bütün parayı yedim. Hepsini yedim, bütün parayı yedim senin verdiğin. Yok yavrum, ben ona hibe ettim zaten. Sen bir bok yiyemedin. O yüzden rahat ol sesin. Bu haberi baba, yok mu benim hibe ettiğinden? Sen acaba de... kimin parasını yedi değil mi? Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Evet. Sen de ki baba, ben bütün parayı yedim. Artık senin tekrar oğlunum ve senin yanına geldim de. Söyle. Baba ben bütün parayı yedim ve senin yanına geldim artık. O ne biçim laf öyle? Yani para varken... Benim oğlum değildin. Para bitince benim oğlum mu oldun? Evet. Yazıklar olsun sana. Evet mi? Evet. Aynı anasının oğlu ya. Arkadaşım şimdi sen söyle. Tüh, ne oldu biliyor musun? Bunun anası da bütün mal varlığını Tron'a yatırmıştı çünkü. Tron ne? Bitcoin'in amcasının oğlu. Arkadaşım! Söyle! Nasıl satıyorum öğrendiğimi? Evet, bunlar da Moody'ler. Bakma neşeli çaldıklarına. Şu an ne kadar içerideyiz diye bayılıyor, merak ediyor. Hazır. Evet, söyle. De ki, biliyor musun ben ne yaptım? Biliyor musun ben... Ha sen ne yaptın? Önce senin ne yaptın öyle. Hazır. Sen ne yaptın? Allah seni kahve. Ben seni yaptım. Daha ne yapayım ben? Ben seni yaptım. Kitapsız. Oğlum şuradaki seyircinin günahı lan. Evet arkadaşım. Biliyor musun ben ne yaptım? Biliyor musun ben ne yaptım? Sen değil, öteki mal. Biliyor musun ben ne yaptım? Ben değil, öteki mal. Allah seni... Kamerayla çocuğa vurabilir miyim? Mümkünse bir sürü kamera. Şu sağ tarafın ışığını da açın. Arkadaşım söyle, biliyor musun niye ben ne yaptım? Niye açmıyorlar arkadaşlar? Para mı yazıyor açınca o ışığı ya? Biliyor musun ben ne yaptım? Biliyor musun ben ne yaptım? Ne yaptın? Bütün mal varlığımızı bağışladım. Kime? Munşa. Kime olacak bütün mahalleye? Aa, geri alalım. Oo. Hayır arkadaşım, ya bir dakika. Sarp, baban bütün mal varlığını bağışlasa sen 5 kuruşsuz gelsen ne yaparsın? Geri giderim. Geri gitmezsin, çıldırırsın, kalk omuzuna kadar zıpla. Sen ne yaptın baba falan diye, hayırsız evlatsın sen. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Bütün mal varlığımı hibe ettim. Ya niye öyle bir şey yaptın? Ne olur bir tereddüt ettin ya. Hani ne? Bu çocuk benden olamaz ya. Arkadaşım, neden bozuyorsun? Zaten çocuğu zor oynatıyorum. Şöyle yürü bakayım, elinde sepet varmış gibi şöyle kapıya doğru, evin kapısına doğru yürü. Evet, sütçünün. Arkadaşım. Yürüyüş aynı. O şeyi tutuş aynı. Sarp.
Neyse boşver. Anneni hibe ettim zaten. Senin düşüklüğünden faydalanıp kendisini yükseltiyor. Anladın mı? Düşmüşüm ben çocukken. Gördüğünüz gibi anlamış hocam. Çok bir şey Sarp. Sen dön babaya. Döndüm. Evet. Baba ne yaptın? Evet büyük arıza çıkar. Baba ne yaptın ya? Ne yapayım? Doğru olacağını düşündüm. Böyle bir şey. Biz bunlarla ne bileyim değerli olabilecek insanlar değiliz. Biz kendi başımıza kıymetliyiz. Biz huzuru paramız, pulumuz, mal varlığımız olmasa da bulabilmeliyiz. Buna inanıyor musun baba de? Buna inanıyor musun baba? Sabaha kadar böyle tartışırız bunu ya. Verdim parayı gitti tamam mı? Nanay bitti. Yapacak bir şey yok vermiş. Lan ne biçim evlatsın sen? Hayırlı bir evladım şu an. Neden? Para gözü değilim yani. Hayır sen hayırsız evlatsın. Tamam. Babana hep yük olmuşsun. Arkadaşım girişsene şuna. Bir şey söyleyeceğim bir saniye dur. Müzisyen lütfen müzik arkadaşım. Çatışma. Bunun parası ödenmedi mi? Niye çalmıyor bir şey? Çatışma kurun aranızda. Başlarım lan seni. Dur. He? Evet musun sen? Böyle çatışma olur mu ya? Evet arkadaşım konuşurken tamam birbirinize vurarak konuşun. Yazıklar olsun. Senin gibi evlat olmaz olsun. Anneni sana emanet ettim. Her şeyimizi hibe ettim. Şimdi sadece sen ve ben kaldık. Onun da parası yok. Ne yapayım? Annen nerede lan? Ne bileyim nerede ki? Annesi gitti oğlum. Annem... Lan annesi var dedik mi size? Ben demin dedim ya annen de hibe ettim diye. Kime dedin? Ona. Ben dedim mi? Hayır. E niye sen dedin? Ben artık o yola girdim. Sahneye iki tane seyirci al çabuk. Anne mi? Hayır, iki seyirci al. Ah, gel. O DVD'yi alacak. Aha, üç oldu, iki oldu. Sen gel abla, hoş geldin abicim. Merhaba. Merhaba abicim, hoş geldin. Dövmelerde böyle... Oo, Assassin's Creed. Break. Hoş geldiniz, nasılsınız abicim? Merhaba. Evet, arkadaşım. Şimdi şunları kaldırıyoruz, bu tarafa taşıyacağız. Şuraya. Arkadaşım. Şaka yapıyorum, şaka. Arkadaşım, şimdi şey oğlun diyor ki sana, ben de seninle geleceğim baba diyor. Söyle, ben de seninle geleceğim. Ben de seninle geleceğim baba. Çok güzel. Tamam. Aferin benim oğluma. Hayır. Zaman... Sen hayır. Freedom ya. Freedom. Hayır sen. Hayır oğlum freedom biraz ya. Evet. Ya var mı böyle gazete masterı? Kestik. Yapma şunu. Sen özgürlük için çıktın özgürlük ya yola. Özgürlük işte freedom ya. Bıraktım artık gitti yani. Özgürlük için çıktın ya yola. Oğlanı istemiyorsun. Ben dünyanın etrafını dolaşacağım ve özgür insanları arayacağım. Evet. Küveti getir. Şu küveti getir. Evet. Küveti getirin. Onun içinde para olacak. Küvet dinarı. Evet, küveti getirin. Hanımefendi. Küveti getir. Hanımefendi, siz bunun sürücüsü olun. O at arabası olsun. Bu iki arkadaş da ne olacağınızı biliyorsunuz artık. Buyurun. At mı? Hocam sen koşarak geldin. Yapacak bir şey yok. Dua DVD'leri hayata geçirmiyoruz. Hazır hissediyoruz. Hanımefendi, at arabasının sürücüsü nereye oturur? İçine. Hayır, oraya müşteri oturur. Müşteri mi? Kızlar, müşteri geldi. Affedersin abi, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Bilerek yaptım. Gel tatlı. Üstümüze rahat bir şeyler alalım. Evet, şimdi siz at arabasıyla geliyorsunuz. Arkadaşım çevir atı. He? At siyi. Dur bakalım. Evrakları göreyim. Arkadaşım. Hocam atın evrakları ne evrağını göreceksin? He? At işte. At evrağı işte. Belgeleri tamam mı? Yeterince at mı? Koşabilir mi? Arkadaşım trafiğe saçmalama. Sen yolcusun. At siyi diye bağıracaksın duracak. Aksi mi? Oğlum normal. Bir şey söyleyeceğim. Herkes anladı. Bir tek ben anlamadıysam gerçekten bir sıkıntı vardır. Bu dünyaya bir şey oluyor. Normalde taksiye taksi denir ya. He? Ata ne denir? Bunlar hep yazıyor kitapta. Ata da atsi denir. Şimdi sizden bir şey istirham edeceğim. Siz korkmayın. Ben sizi böyle çekeceğim. Çünkü hiç seyircilerin önünde bu taraftan meşhur olmak istemezsiniz. Sizde yok. Sizde hafif şöyle abi. Hah. Af ulan ne gençler çılgın var. İşte bu. Böylece evet, herkes arkadaşım. Memnun. Şakil. Evet Şakil derken hem ismini söylüyorum hem de Şakil anlamında. Şakil. Evet. Bar. O ne be? Hayır. Hanımefendi siz kırbaçlayarak gidiyorsunuz. Ne yapıyorsun? Bu da herkese yar olmaz.
Antika bir parçam. Hanımefendi, evet, buyurun, vurun. 1,5 ay zeytinyağında bekle. Hanımefendi. Yavaş yavaş kız. Gelmez, gelmez. Yok. Ablacığım. Acıtmaz o şey. Çocuğa vurma. Vuruyormuş gibi yap. Önce bağır, koşmazlarsa vur. Ne o... diye bağıracaksın? De. Ne dedi? Atın de hali bu. Evet, 3, 2, 1, bağır. De. O zaman kayınçomdan bir alıntı yapayım. Donun var mı? Tamam, donunu kendi getiriyor. Arkadaşım. Hazır. Evet. Hazır hissediyoruz. Evet, atlar. Devamlı şey, bir şey söyleyeceğim ya. Tek ayak at mı olur ya? Şaha kalkmış olarak gidemezsiniz. O tek ayak değildi hocam. Şimdi... Çocuk... Yeni jenerasyon bizi geçti hocam. Mümkün değil. Çocuk dizleri onların, bilekleri gımcıllanıyor. Sizin isminiz ne çocuklar? Alican, Tugay. Evet. Alican, bir at niye bu kadar güler? Hadi yatın. Evet, 3, 2, 1. Hanımefendi söyle, neydi? Z miydi, neydi? De. De, de. 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 De, de, dül, dül, de. Ha, de, tamam. Dül, dül. Evet, bağır. De. Bağır. De. Yani bence şu durumda kadın atları geçebilir. De. De. Atlar nerede? Arkadaşım. Hatta şöyle bak. Sarp valiz, gülme lan orada. Valizleri al hemen. Senin yanında yedek atı varmış şimdi. Al valizlerini. Hepsini al kucağına. Arkadaşım, hanımefendi de diye 4 nala gidiyorsunuz. Arkadaşım sen atsi diye bağırıyorsun. Sen atları çekiyorsun, tamam mı? Orada fren yapıyorsunuz. Ay yapıyorsunuz, duruyorsunuz. Evet, 3, 2, 1. Müzisyen. Hepsi aklınızda kaldı değil mi? De. Bağır. De. Hadi. Akbil'in var mı? Ne sordun? Akbil var mı diye sordum. Ha, süper fikir, evet. Ya da İstanbul kart. Atbil var. Norveç'e gidiyoruz ama İstanbul... Bravo, bir aylık maaş aldın ekstra. Evet, ver Atbil'i. Atı. Allah Allah. Ne oldu? Bir yere koyma, hibe ettim galiba Akbil'imi. Oğlum ne olacağı belli olmaz her şey. Suzan'ın çantası bu, ne olacağı belli. Hanımefendi bağırsana. Efendim, 2 kişiyiz. Yol boyunca gideceğiz. Lütfen ben yalnız bir tane daha ver Akbil'den. Ekstra bir tane daha ver. Lan bir Akbil'i 2 kere bassana. Seslere devam edersek. Hadi bakalım. Sarp, sen ağlamaya ve babana anlatmaya devam ediyorsun. Evet. Anlat. Bu gürültünün içinde o kaynar, yorucu olur. Müzik dursun. Yok, evet. Müzik devam etsin, biz uyuyalım biraz. Hayır. Piyanist, sadece sen alttan ver odunu. Diyaliz mi? Piyanist, alttan sen hafif ver odunu. Sarp, ağlayarak babana anlatıyorsun. Oh, neler neler. Çok kötü şeyler. Özet geçti, neler neler diyor. Biz anlat burada ne oldu? Babana. Akşam oldu, atlar uyuyor mu? Niye gitmiyoruz? Hanımefendi sürsene. De. Böyle her yerine, buralarınıza sürün böyle her yerine. De. Hanımefendi sorun soruyu. Neyi soruyor? Ya bir atsiye bindiğinizde ne sorarsınız şoför size? Neden ben demin onları, siz manitaya mesaj yazarken ben hanımefendiye anlattım onları. Ne dediniz? Yol boyunca gideceğiz dedim. Ama hangi yol boyunca? Ulan 1700 yılında bir tane yol var. Arkadaşım söyle. Şeyden Fransa'dan... Fransa'dan... İstanbul'a doğru gidip oradan Almanya'ya doğru kıvrılacağız. İlla uzatacağız. Direkt buradan Portekiz'den vermek yok ayarı. Direkt şey yapacağız. Uzatalım. Evet, söyle hanımefendi kıza. Uzatın. Söylesene kıza. Şimdi söyledim ya ben hanımefendi. Paris'teyiz. İstanbul Paris, üzerinden Berlin. Paris'teyiz. İstanbul üzerinden Pendik. Berlin. Berlin. O evet. Zamanlar Berlin var değil mi 1700'ler? Yok mu? Yok yavrum yok. Yok. Tamam. O zaman neresi varsa. Viyana'ya de. Atın bokunun son düştüğü yere kadar gideceğiz. Evet, arşın hesabı. Sarp, sen anlatıyor. Hanımefendi, siz çok gaza geliyorsunuz. Uzun yol aldınız ya. Ayağa kalkıp çok hızlı sürüyorsunuz.
Bir şey söyleyeceğim. Bu atlar ne yapıyor? Sağdaki soldakini fiştekliyor. Hanımefendi kalk ayağa, sandalyenin de üstüne çık. Evet, kalemi biteceğin gibi şaklat havada şeyi kırbacı. Sağ olun. Evet, şaklat havada kırbacı. Çok ortaya basma, yanlara bas. Şaklat kırbacı, bağır, havada şaklat. Şaklatırken arkaya vur, öne vur. Oho! Ne? Ben işte. Ne? Hayır var her işte. Ablacığım isminiz ne? Tuna. Ne? Tuna. Ha Tuna, vur arkaya. Arkaya attığında vur arkaya. Ya şu şey, küvetin sağ yanağına vursana abla. Sağ yanağı derken. Bu bir yani anladın mı? Karma bu. Yani ben istemesem de olaylar oraya gidiyor. Tuna, atlara daha hızlı vurmak için kırbacı en arkaya at. Şu havaya mı? En arkaya doğru at kırbacı. Ama size geliyor. Amaç o. Sahnede yaralanacağız, kanaldan büyük tazminat alacağız. İki aydır bunun üstüne düşünüyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Direkt şöyle yapayım. Şunu çekmeme izin verir misiniz? Vur arkaya şunu. Sen evet abi, sen onu çek de o çünkü... Vur arkaya bir daha. Sana mı geldi? Sana mı geldi? Ha. Kime geldi? Yok kimseye yani... gelmiyor, ben de anlamadım. Vur şunu arkaya. Niye sana vuramıyor kırbacı? Çünkü gitmiyoruz ki zaten. Olduğumuz yerde duruyoruz. Kadın şu an kendi bir şey yaşıyor, evet. Özel. Şimdi bir daha kırbacı vur, atlar birden hareket etsin. Aksi durağına çekti, dinleniyor şu an. Atlar bir daha şey olsun, hareket etsin aniden. Arkadaşım sen sırt üstü arkaya düş. Tabii, ondan tabii. Sonra şeye tutun, sen babanı çek. Babanı çekerken de karının sana yaptıklarını anlat ağlayarak. Tamam mı? 3, 2, 1, ver müziği. At giderken ben... Kadın kırbacı vuracak. Atlar şaha kalkacak. Sen o hareketle arkaya düşeceksin. Tekerlekten tutacaksın. Anladın? Önce bir tekerlek yapmamız lazım tabii. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Arkadaşının... Seyirci bir durun ya. Arkadaşım ha? Şu an çok büyük bir kayanın üstünden geçiyorsunuz. Geç. Nereden? Ne oldu? Ve şu anda bir kaktüsün üstünden geçiyorsunuz. Babanı çek, babanı. Çekerken ağlayarak anlat. Ne yapayım? Babanı çekerken ağlayarak karını ondan anlat. Ondan sonra kız kırbacı böyle bir vurdu. Bir ulan. Ya biz bu arada yüzle gidiyoruz. Bavul bizle beraber gidiyor. Bavul sana takılmış. Carry on baggage bu mu? Bavul sana takılmış. Benim evet. De aklım sende hep. Evet, gidiyorsun sen bavulu tutuyorsun bir yandan. Ha, süper, harikasın. Evet, tekrar taş geldi altına. Oo, bacağı kıracağım ama dur bakalım ne zaman. Sol bacak kaşar gitsin ortada. Babanı çekerken karını anlat. Arkadaşım sen beni çeksene diyorsun, adam karısını anlatıyor ağlayarak. Ya şu an arka kamera olduğu gibi benim donumu çekiyor ya. Sonra YouTube'da seyrediyoruz bunları hocam. Marka var mı? He? Marka var mı? Marka mı? Marka var mı? Sende marka var mı? İşte bildiğin Brezilya kalçası. Onu demiyorum ya. İç çamaşırında marka var mı? Var. Tamam, o gözükmesin. Ama belli olmaz. Zaten tek üretildi, bir tane benim için. Tamam, evet devam et. Anlatma bana. Arkası önce gitmeye başladı. Anlatma bana. He? Babana anlatsana. Allah, neler neler oldu. Ben galiba kusacağım. Lan babayı çeksene. Kus, kus. Ya dur, iğrenç. Adamı ne? Çantaya kusturacağına. Allah sizi kahretmesin, hadi dursun kestik, artık bir yerde. Durun, durun herkes dursun. Atlar, şaha kalkın, adama bakın, üzülün, durun. İlla bir şaha kalkarlar ama. Hiç bu kadar işine bağlı az görmedim ben. Aferin. Helal olsun. Sarp, sen hala ağlayarak anlatıyorsun. O gün gene yemek söyledik. Söyle. Yemek söyledik. Sonra yemeği yemeden gittim ben de. Arkadaşım, oğluna kızsana. 2 saattir yerde sürünüyorsun. Seni yukarı çekmiyor, konuşuyor. Ne biçim adamsın? Ya ben ondan öyle bir evlatlık beklemiyorum ki.
Arkadaşım sen dünyayı özgürce dolaşırken bu gerizekalı geldi çattı sana. Evet. Çok mutsuzsun. Yazıklar olsun. Senin için çıktım şu yola mecburen. Niye çıktım? Ben zaten çıkıyordum. Çocuğum günahı yok. Çocuk benimle geldi. Senin bavullarını taşımak zorunda mıyım falan? Evet. Söyle. Ben senin bavullarını taşımak zorunda değilim. Şu yaşımda şu yaşadıklarıma bak. Tamam taşıma ya. Kaldır beni de. Kaldırsın. Ayaklardan biri kırılmış. Kaldır. Kaldır beni. Sen... Arkadaşım söyle. Ya annesi bunu atta doğurdu. Yine tam bir kayaya denk geldiğine çıktı bu. Arkadaş, sarp atla aşağıya. Arkadaşım kaldır beni de. Kaldır beni. Kaldır de. Kaldır beni. Allah. Kaldır, bir ayağı kırılmış. Tam binerken bir anda atlar koşmaya başlar. Yapma, şu an başlamasınlar. Niye? Hayır, hayır. Biraz daha oturayım diyecek. Garanti olsun. Ama bu görüntü süper. Evet, öyledir de işte. Bu tarihte öyle yazmıyor sonra. Arkadaşım, ne? Senin sıkıntın ne? Efendim? Yok bir şey. Evet. Evet, evet. Şimdi atlar birden hareket ederler ve siz içeriye düşersiniz. Herkes birbirinin üstüne düşer. Tamam. Benim don kesin çıkacak bugün. Çıkıyorsun. Arkadaşım ya. Arkadaşım tamam. Binin şu arabaya. Binin arabaya. Evet. Biniyor muyuz? Düşüyor muyuz? Biniyorsunuz. Senin bir ayak kırık. Senin evet. Ayak kırık. Kıza göster. Bu kırık olmayan. Hayır. Kıza bağış göster. Yenge özür diliyorum. Brezilya yaptı. Gel öne göster. Atlara göster. Kıza göster ayağını ne yaptınız diye. Hanımefendi benim ayağım kırık yalnız. Bu ayağım sizin sayenizde kırıldı. Ne biçim kullanıyorsunuz ya? Ne gülüyorsun Tuna? Ayağım kırıldı diyor adam. Çok geçmiş olsun, kusura bakmayın. Sağ ol. Vallahi biz de bir saattir onu konuşuyor. Yüzünüzü gören cennetlik. Tuna söyle. İyi, o zaman ayağınız hala yerindeyse gazlıyorum de. İyi, o zaman ayağınız hala yerindeyse ben gazlıyorum. Bitcoin. Evet, konuş atlarla. Evet, gazlayın. Atları gazla. Tam giderken... Atlar Karadenizli herhalde değil mi? Tam giderlerken müzisyen. Çalmıyorsun bir şey, gel karşı at ol. Karşı at? Evet. Protest at. Hayır, bu posta arabası. Gel karşıdan. Ne canım? Korktun mu? Tabii in. İn hayatım. Müzisyen. İn. Tutuyorum ben, rahat at. 2-3 adım geriden gel. At olarak geleceksin ya. Evet, hazır mısınız? Evet, 3-2-1 müzisyenler. Ver at müziği. Sen yalla. Verin. Dur. Deniz nereye çekiyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hafta 4K'sın YouTube'da. Hatta sen 5K bile olabilirsin. Senin yarın yok lan. Niye çocukla alay ediyorsun? Evet, 3-2-1 ver odunu. Çarpışın. Çarpıştığın anda... Kestik. İnşallah. Atı mı, sucuk mu yapıyoruz? Geleceğimiz yere vardık. Arkadaşım, çarpıştığınız anda... müzisyen sen havalanırsın, sırt üstü düşersin. Of arkadaşım be. Sen de gidip suni teneffüsle şey yaparım. İlk yardım, tamam. İlk yardım. Sarp sen de ona yardım et. Evet, 3-2-1 Bu arada nereye geldiniz? Şu an önce Fransa. Fransa'dan çıktın, şu anda neredesin? İstanbul'a gideceğiz. Tam neredesiniz tam? Bu kağıthane. Tamam, kağıthanedesin. Evet, kağıthanedesin ve gazla. Seyirci çarptır. Çığlık at Tuna. Ay! Yok yok, o kırbaçtaki gibi. Arkadaş! Ay atlarım yaz. Şeyde. Ay atlarım! Ne oldu? Bilmiyorum, hiç sırt üstü yatan at görmedim ben. Hatta bir laf var, atlar ayakta ölür diye. Arkadaşım! Hemen in aşağıya. Sen söyle baba baba! Baba. Ne yapmamız lazım? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Suni teneffüs yapacağız. Gel. Beraber. Atlara mı? Şatkan. Arkadaşım. Evet, önce konuş.
Kusura bakma. Önce konuş kendinle mi? Havayı içeride götürüp getirmemiz lazım. Ciğer sönmesi. Önce konuş. Sen atsın. Niye frak giyiyorsun? He? İşini çok mu ciddiye alıyorsun sen? Kestik. Kalk lan ayağa. Kalk ayağa, gel öne. Gönder herkesi yerine. Müzisyen sen öyle kal. Size abicim. Çok teşekkür ederiz. Efendim gelin buyurun. Tamam. Kaynaz bir şey olmaz. Atlara çok büyük alkış. Sağ olun. Kaldırma onu. O öyle kalsın. Çok güzel görünüyor. Arkadaş. Canım. Kurban oldu. Ha, bana diyor. Birdiniz ikiye çıktınız. Çoğalacağız. Şu, anlat ya, elimizden geleni yaptık hocam. Ya neyi yaptın arkadaşım ya? Şimdi yani misafir arkadaşları da çok yormayalım istedik. Kimi? Atları mı? Yani evet, gelen arkadaşlarımızı, sürücümüz hanımefendiyi, arkadaşları yani yormadan şey yapalım istedik. Yani o çok ilerleyemediği hikaye ama ilerlediği kısmına kadar realist olsun istedik. Oyun içerisinde aslan kesiliyorsun, oyun bitince kuzusun. Evet, o taktik hocam yani, tamamen politik. Bu Sarp'ı ne yapacağız? Yani artık kürtaj için geç. Arkadaş. Sarp, ver selamını git. Adam garintası yaptı. Koy ayağını ya. Koy ayağını koy. Koy, koy ayağını oğlum. Kalk, kalk, kalk. Ha? Geç. Arkadaşım selam verir, müziği çal. Teşekkür ediyoruz herkese.